İzmir'de günde 4500 ton çöp çıkıyor. Fakat bu özellikle yaz aylarında 6000 tona kadar çıktığı zaman dilimleri oluyor. Atık üretimi kaçınılmaz bir şey. Yani günlük hayatın bir parçası olarak atık mutlaka çıkarıyoruz. Bir kişi bir günde 1.1 kilogram atık üretmekte. İzmir merkeze hitap eden ve yarımadaya hitap eden Çiğli Harmandalı'daki tesisimize günde 2500 hatta zaman zaman 3000 ton çöp geliyor. Bergama tesisimiz ve Ödemiş tesisimizin kapasitesi 1000 ve 1200 ton. Atık yönetimi aslında artık bambaşka bir noktaya gelmiş durumda. Atıkta eskiden oluşmuş olan bir algı var. İşte çöp tesisi deniyor. Aslında çöp tesisi farklı bir kavram. O geçmişte kalmış bir kavram. Ama atık bizim için değerli bir malzeme. Artık teknoloji o kadar değişti, o kadar farklı boyutlarda atık dediğimiz, çöp dediğimiz malzemeler ele alınıyor ki bu bir değer. İzmir Büyükşehir Belediyesi de oluşturduğu tesislerde bu değerin farkına varıp değeri başka ürünlere, ekonomiye katkı koyacak hale getiriyor, dönüştürüyor. Bulunan 3 tesisimizde de enerji üretiyoruz. Ödemiş tesisinde 7.8 megawatt enerji üretebilecek durumda bir yapı var. Bergama tesisinde bu 8.5 megawatt. Harmandalı'nın yapısı biraz daha farklı. Çöpten sızan suyu doğru şekilde yönetip içindeki gazı toplayıp bu gazdan elektrik enerjisi üretiyoruz. Harmandalı'da 190 bin hanenin enerjisini karşılayacak enerji üretirken, elektrik üretirken Ödemiş'te 46 bin, Bergama'da 49 bin haneye yetecek elektriği üretiyoruz. Öncelikle rahat olun diyeceğim. Çünkü dediğim gibi atığı artık dert olarak değil, bir malzeme olarak, bir değer olarak gören sistemleri biz yerleştirmiş durumdayız. Çevreye zarar vermesini engelleyecek şekilde yapılması gerekenler belli. Bunlar mevzuatlarla da düzenlenmiş zaten. Ve İzmir Büyükşehir Belediyesi atığını yönetirken belirli bir plan dahilinde davranıyor. Bu plan da devletin kurumları tarafından birlikte yapılmış ve onlar tarafından onaylanmış plan. Kentsel atık yönetimini planlarken İzmir Büyükşehir Belediyesi 5 bölgesel tesis öngördü. Çevre Şehircilik Bakanlığı ile bu konuda mutabık kalındı ve bu doğrultuda çalışmalara başlandı. Bunlardan ikisi Bergama ve Ödemiş'teki tesislerdi. Diğeri de bahsettiğiniz Menderes tesisi. Menderes'teki tesis de aynı şekilde tamamen kapalı ortamda atığın gelip de yararlı hale dönüştürüleceği mekanizmalardan, ünitelerden oluşmuş bir tesis halinde olacak. Aslında biz bir nevi atığı işleyen fabrikalardan bahsediyoruz. Bir de zaten yer seçim kriterleri çok nettir. Mevzuatla tanımlanmıştır. Her an her yere istediğiniz şekilde bir tesis yapmanız mümkün değil. Özellikle atık tesisi ise bu. Aşağı yukarı 22 adımdan bahsedebilirim size. 22 adımda izin almanız gerekmektedir. Menderes tesisine çevreye zararlının olması mümkün değil. Çünkü bunun en güzel örneği bir Bergama var. Bir Ödemiş var. Onun çok daha benzeri ki Bergama Ödemiş tesislerimizin daha da modernize olmuş, günün teknolojisiyle kurulmuş tesisi olacak Menderes tesisi. Menderes tesisi için hazırlanan bilimsel çalışmalar, mesela tarıma etkisinin olup olmayacağına dair bir akademik rapor var elimizde. Sosyal etkisine dair bir akademik rapor var elimizde. Bunlar da zararı var mı yok mu biz zaten öncesinde irdeledik. Ben Menderes'lere şunu söyleyebilirim. Bu bütün İzmir'in çöpü Menderes'te toplanacak diye, Menderes'e gelecek diye bir algı var. Öyle bir şey yok. Yeni yer seçimleri yapıyoruz. Çünkü gün geçtikçe atık miktarı artıyor. Çünkü nüfusumuz artıyor. İzmir'e gelen sayısı artıyor. O nedenle biz yeni tesisler, yeni yöntemler de planlamak zorundayız. Sonuçta bu tesisler olması gereken tesisler ama eski çöp tesisi zihniyetinde değil. Birer fabrika, birer üretim tesisi zihniyetinde yapılacak tesisler.